Merhaba arkadaşlar. Nevin Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte paylaşacağım sizinle modelim. Birlikte öreceğimiz modelim arkadaşlar. Bu bebek şilesi, bebek elbisesi. Ee, çok kullanışlı. Ee, yazında, kışında giydirebileceğiniz bir elbise oldu. Ee, koton ipli ördüm arkadaşlar. Bu şekilde alt e, modeli farklı bir model oldu ve çok yakıştı elbiseye. Siz de benimle birlikte örmek isterseniz beraber Elbisemizi tüm sayılarıyla birlikte örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar elbisemize başlamadan önce önce malzemelerini kullandım. Ee, size bir anlatayım. Ee, bu elbiseme e, kullandığım ipnako hoş geldin soft yani koton bir ipti. bebekleriniz yazın da giyebilir, kışın da giyebilir. Kışın içine body ve altına çorapla giyebilir. Yazın da tek giyebilir. Çünkü koton ip yazlık bir ip ve güzel kullanışlı bir iptir. Nako Hoş Geldin Soft'u bu. Şimdi beraber birlikte öreceğimiz renkte bu şekilde seçtim ben. Bu seferde de Alize Cotton Gold seçtim. Bu Alize Cotton Gold da bu ip gibi yine koton bir iptir. Ama tabi siz fark etmez. Nasıl isterseniz o şekilde ip de seçebilirsiniz. Bebek günlerinden Alize Happy Baby de olabilir olabilir e, o tarz ipler de olabilir Arkadaşlar benim seçtiğim ip şimdi bu e, bu rengi beğenen olursa yine de e, renk numarasını vereyim bakın 649 Alize Cotton Gold'un bu rengi arkadaşlar kullanacağım tığ e, şu şekilde e, 3 milim 3 milim tığ kullanıyorum Arkadaşlar ben bu ipim için. Eliniz eğer çok sıkıysa 3.5 milimde kullanabilirsiniz. Çok gevşekse 2.5 milimde ama ideal milim şu şekilde 3 milim arkadaşlar. Tığım da bu şekilde. Ben kurdele geçirdim. İsterseniz bitirdikten sonra kurdele geçirmeyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Elbisemizin arkasına ben düğme dikeceğim. düğmesin daha uygun düğme bulmadığım için. Bakın şu şekilde bebeğin kolay giyebilmesi için şuraya ve şuraya düğme dikeceğim. iki tane bu şekilde arka kısmında. Alt model kısmı çok güzel, farklı bir model oldu ve çok kullanışlı, çok şık bir bebek elbisesi oldu arkadaşlar. Şimdi beraber örmeye başlayalım. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Evet örmeye başlayalım şimdi e, önce elbisemizin bu roba kısmını öreceğiz sonra da alt kısmını öreceğiz Arkadaşlar şimdi şu şekilde de bir bilgi vereyim Bu da kotonip bu da kotonip fakat e, bu Nako hoş geldin soft e, bir tık daha ince koton gold yani bu elbisemiz e, bir yaşa kadar giyilebilir altı e, ayla bir yaşa kadar giyilebilir e, mini elbise olarak giyilebilir ya da 6 aylık bebeklerimiz için tam olabilir ee, bu şekilde boyutta oldu tabi elden ele göre değişir sıkı veya gevşek örmeye göre yani siz 6 aile 1 yaş arası olarak düşünün ee, bu e, elbisemiz bundan biraz daha büyük olacak çünkü dediğim gibi bu ipimiz bir tık daha kalın bir ip Hangisini tercih ederseniz ona göre ayarlayabilirsiniz zaten öğrendikten sonra mantığını sayılarını da Bebeğinize göre ayarlayabilirsiniz bu eteğini daha uzun yapabilirsiniz ya da daha kısa Bu roba kısmını daha az trabzanlarla ikişer trabzan eksilterek daha küçük yapabilirsiniz o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ya da benimki gibi Bir yaşa uygun bir elbise yapmak istiyorsanız benim sayılarıma da uyabilirsiniz Şimdi 92 tane e, zincir çekiyoruz arkadaşlar. Eğer artarsa zincirimiz e, sıkıntı değil. Orayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şu anda 92 tane zincir çekip siz de benimle birlikte gelin arkadaşlar. Pardon 92 e, zincir değil. 95 zincir. 92 93 94 95 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 95 tane zincirinizi çekin gelin. Şimdi başlıyoruz. Bu roba kısmını yapmaya arkadaşlar. Roba kısmından sonra da bu kısmını yapacağız beraber. 95 zincirimizi çektik. 1 2 3 tane zincirimizi atlıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. 4. zincirimizin içine bu şekilde batarak Bakın zincirimin içine bu şekilde battım. Üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde üçlü trabzanda. Bakın üç tane ipimiz var. Tığımızda. Bir. Bir kere de aldım. Şimdi şu ikisini. iki ikisini aldım. Şu kalan ikisini de. Üçüncü kez topladım ve üçlü trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi tığımın üzerine aldım. Tekrar gösteriyorum. Üçlü trabzanı sıradaki zincirimin içine, bu zincirimin içine yaptım. Şimdi sıradaki zincirimin içine hiç zincir atlamadan yapalım. Bu alt zincirinizde çok gevşek çekmeyin. Tabi çok sıkı da çekmeyin. Çok gevşek çekmeyin ki e, yaka kısmımız çok e, geniş durmasın. Evet, tığımın üzerine aldım sıradaki zincirimin içine tığımı taktım, çıkardım içinden. Önce bir ilmeği. Aldım. 1 Sonra şu ikisini alacağım. 2. İki. Sonra kalan ikisini alacağım. Ve 3. Üç. Üçlü tırabzan yaptık. Bu üçlü tırabzandan arkadaşlar şimdi ön kısmını yapacağız. 12 tane üçlü tırabzan yapacağız. Şu baştaki 3 zincirimizle birlikte bakın şöyle 1-2-3 oldu. 4. üçlü tırabzanımızı yapıyoruz.

11 12 Şimdi bu 12 tane üçlü trabzanımız ön. Ön kısım arkadaşlar. Şimdi kol kısmını yapacağız. Kol kısmının trabzanlarını da 22 tane yapacağız. Araya iki tane zincir çekiyoruz. 1 2. 2 zinciri çektikten sonra yine tığımızın üzerine alıyoruz ve şu son yaptığımız boşluğun içindeki trabzana aynı yere Bakın aynı yere battım. Şuraya aynı zincirin içine batarak kol kısmımın ilk üçlü trabzanını yapmış oluyorum. Aynı yere batarak başlatmış oluyorum. Bir yanındaki zincirin içine hemen sıradaki zincirin içine ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. İki üç 4 sayımız 22 hiç atlamadan 22 tane üçlü trabzan yapıyoruz 3 6 7 Evet 22 trabzanımı ördüm geldim ben burası ön burası da kol oldu şimdi arka kısmının trabzanlarına geçiyoruz arkadaşlar arka kısmının trabzanlarının sayısı 24 araya iki tane zincir çekiyoruz yine tığımızın üzerine alıyoruz son yaptığımız trabzanın şu şekilde aynı boşluğun içine tığımızı takıyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz arka kısmın trabzanlarına başlamış oluyoruz bir iki hiç atlamadan yine 3 4 bu şekilde 24 tane trabzanımızı yapıyoruz ve diğer kolumuzun trabzanlarına geçiyoruz Evet 24 tane arka kısım için trabzanımı da yaptım arkadaşlar şimdi yine araya iki tane zincir çekiyorum ve diğer kolum için 22 tane trabzan yapacağım tığımın üzerine yine aldım yine son yaptığım trabzanımı battığım boşluğun içine ilk trabzanımı yapıyorum diğer kolum için 1 2 sırayla bütün zincirlerin içine 3 4 bu şekilde 22 tane kol için trabzan yapalım. Evet diğer kolumuzda 22 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer önümüze. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Buradaki ön e, trabzan sayımız 12 idi yine 12 tane üçlü trabzan yapacağız bakın aynı boşluğun içine son yaptığım trabzanın aynı boşluğun içine ilk trabzanımı yaparak başlıyorum 1 2 sırayla zincirlerin içine yine 12 tane son ön için trabzanlarımızı tamamlayalım 3 4 5 ve 12 12 trabzanımı da tamamladım arkadaşlar. Dediğim gibi burada fazla gelen ipimizi şimdi göstereceğim nasıl fazla ipimiz gelirse nasıl onu kaybedeceğinizi. Şu şekilde ya e, bunu şu şekilde sökerek bunu bu şekilde sökerek e, şuraya kadar getirebilirsiniz ya da bundan daha kolay e, şu şekilde bakın hiç korkmayın şu son iki zincirden şöyle kesiyorsunuz kestikten sonra bakın şurada bir uç var bunu şöyle çekince bakın düğüm oldu hiçbir sökülme hiçbir şey olmaz burada artık bu ipinizi de arkaya zaten saklayabilirsiniz bu şekilde fazla gelen iplerinizi kaybedebilirsiniz dediğim gibi bu şekilde hepsini yaptık şimdi robamızı artık başlatmış olduk. Arka, kollar ve şöyle ön olarak robamızın şu kısmını başlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi bitirdikten sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. döndük şimdi bu trabzanlarımızı yapacağız şuralarda artık artışlarımızı yapacağız trabzan artışlarımızı şimdi öndeyiz 12 tane trabzanımız vardı burada 2 tane artış yapacağız 14 tane trabzan olacak trabzan sayımız bu birinci trabzanımız olarak sayıyoruz ikinci trabzanımızı şu ilk boşluğa değil arkadaşlar şuraya değil buraya batarak başlıyoruz. Tığımızın üzerine doladık. Yine bakın buraya değil buraya ikinci trabzanımı buraya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trabzan 12. trabzanımı bakın şuraya batıyorum. Bu şekilde. 12. Şimdi bunun içine iki tırabzan daha yapıyorum. Bu boşluğun içine. Bunlar bizim artışlarımız oluyor. 13 ve 14. Sayımız 14'e çıktı. Ön sayımız iki tane arttı. Şimdi kol sayımıza geliyoruz kol sayımız da 4 tane artacak. 2 tane bu boşluğun içine, üstlerine ve 2 tane de bu boşluğun içine yapınca kol sayımız 4 tane artacak. Artışımızı 2 tıra trabzanımızı yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz, doluyoruz ve bu boşluğun içine yine aynı boşluğun içine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. ve devam ediyoruz. Bütün boşluklara sıradaki boşluğumun içine bu şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Buraya kadar yapıyoruz. Yine burada artışımızı yapacağız. Evet sonuna doğru geldim. Devam ediyorum. Sıradaki boşlukları şu boşluğa kadar hiç atlamadan örüyorum ve son tır, son e, artıştan önceki trabzanımı bakın yine şuraya batıyorum. Bakın ve son buradaki iki artışımı yapıyorum. Bu boşluğun içine yine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın boşluğun içine iki tane üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde. Sayımız 4 tane arttı. Kolumuzda 22 tane trabzan vardı. Şimdi iki buradan, iki de buradan artınca 26 tane trabzanımız oldu. Devam edelim. Şimdi arkaya geldik. Robamızın elbisemizin arka kısmına yine aynısı gibi iki buradan iki de buradan artırarak dört tane trabzanımız e, artırmış olacağız. Bu alt sayıdan iki tane zincir çekiyoruz ve bu boşluğun içine iki tane yine üçlü trabzan yapıyoruz. ve boşlukları doldurmaya devam ediyoruz. Üçlü trabzanlarla. Kollarda ve arka kısımda dört tane artıyor. Ön kısımlarımızda ise robamızın ikişer tane artarak devam edecek robamız. Sonuna kadar örüyoruz. Şurada yine boşluğun içine iki tane artış yapıyoruz. Evet, ördüm sona doğru geldim. Devam ediyorum arka kısmını yine boşlukları doldurmaya. Artırmadan önceki son trabzanımı da bakın şuraya batıyorum ve iki tane üçlü trabzan yapıyorum boşluğun içine bakın şu şekilde ve sayımız artmış oluyor 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 iken trabzan sayımız 4 tane arttı 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane trabzanımız oldu şimdi. ikinci sırada arka kısımda. Şimdi tekrar kol diğer kola geçtik. 2 tane zincir çekiyoruz ve aynı boşluğun içine yine kolumuzun ilk artışını yapıyoruz. 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın aynı boşluğun içine yaptım ve koluma devam ediyorum sıradaki boşluktan yapmaya yine başlıyorum yine aynı diğer kolumuz gibi artışımızı buraya kadar örüyoruz artışımızı yapıp öne geçiyoruz Evet ördüm artışımı yaptım yine yine kol sayımız bu kolumuz gibi aynı sayıda arttı iki tane zincir çekiyorum ve önümüz için devam ediyorum diğer ön için Yine ilk artışımı yaptım. Zaten 2 tane artıyor önlerde sayımız. Kollarda ve arkada 4 tane artıyor trabzan sayımız. Evet artışımı yaptım. Boşluğun içine 2 zincirimden sonra ve sıradaki boşlukla birlikte Bütün önü örüyoruz. 2-3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 altta 12 idi şimdi iki tane arttı dediğim gibi 13 ve 14. de bu şekilde batarak artırmış oluyorum 2 4 6 8 10 12 14 bakın şu şekilde battım battığım yerleri de dikkatli bir şekilde gösterdim size bu sonda şu artırmadan önceki trabzanları nasıl başladığını falan oralara da dikkat ederek devam edin arkadaşlar dikkatli bir şekilde gösterdiğim yaklaştırarak gösterdiğim battığım yerlere dikkat edin sonra 3 zincir çekiyoruz yine dönüyoruz yine aynısı gibi kolla e, önde ikişer tane artırmalarımız, kol ve arkada 4'er tane artırmalarımızı sayılara uyarak devam ediyoruz. Doladım. Bakın ne yapmıştık demin başta? Buraya değil. Şu boşluğa değil. Onun yanındaki boşluğa batarak devam etmiştik. Şimdi yine 14'lü sayımız 16'ya çıkacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakın. 14. Buraya bu şu son trabzanın tepesine batıyorum. Ve 2 tane artacak demiştim. 16 olacak. Şu boşluğun içine 1, 2 Aynı deminki gibi 2 tane artırdık. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi kolumuzdan 2 buradan 2 buradan artacak. Yine aynısı gibi devam ediyoruz sayıya dikkat ederek sayarak artışlarımızı yapıyoruz ve bütün boşluklarımızı üçlü trabzan olarak dolduruyoruz yine aynısı gibi bu şekilde devam ediyoruz robamızı hep bu şekilde arkadaşlar örüyoruz bakın üçüncü sıradayız arkası kolları ve önleri e, roba olarak e, söylüyorum ben yani hani arkası kolları önleri diye. Aslında e, biz buraya düğme dikeceğimiz için elbise olduğu için burası arkası oluyor. Burası önü. Yani şu ön, kollar ve düğme dikeceğimiz yerimiz elbisenizin. O şekilde de düşünebilirsiniz. Şimdi e, burayı kaç sıra yapacağız? Onu göstereyim. 1 2 biz 3. sıradayız. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördükten sonra ben 9. sıramda artık kollarımı birleştirmiştim. Şimdi arkadaşlar bu gösterdiğim gibi sayılara dikkat ederek tam 8 sıra örelim. 1, 2, 3 sıra ördük. 5 sıra daha dönelim artırmalarımızı yaparak sayılara dikkat ederek sonra gelelim. 5 sıra daha örüp geliyorum ben. Evet söylediğim e, sayıda yaptım. Geldim arkadaşlar. 8 sıra oldu. E, şimdi artık robamızın buralar arka kısmı şu şekilde bakalım. Elbisemizin bakın Elbisemizin roba kısmı oluştu. Bakın burası ön kısmı burası arka kısmı buralara düğme dikeceğiz düğmelemek için buradan itibaren artık birleştireceğiz ve kol kısımları bu şekilde oluştu ee, şimdi bu e, ipim Nako hoş geldin soft demiştim size metreyle ölçü vermiştim aralarındaki fark bu ipimde koton bir ip fakat daha kalın bu daha ince demiştim ve e, İpten ipe de büyüklük değişiyor arkadaşlar. Mesela bunun ölçüsü e, bu şekilde bakın bu daha kalın ip olduğu için mesela bu elbiseye ben e, 6 aylık dediysem aynı e, sayılarda yaptım ama ipim kalın olduğu için bakın bu daha büyük bir elbise olacak yani ona göre ayarlayabilirsiniz sayılarınızı ya da seçtiğiniz e, ipe göre e, Eğer bir yaş bir buçuk yaş civarı olsun istiyorsanız elbiseniz aynı sayılarda bu ipi tercih edebilirsiniz Cotton Gold daha küçük istiyorsanız aynı sayılarda sizinle aynı sayılarda yapmak istiyorum ama elbisem küçük 6 aylık, 8 aylık, 1 yaşa kadar olsun diyorsanız Nako hoş geldin soft seçin arkadaşlar. E, Nako hoş geldin softla e, elbisemizin boyutu daha küçük oldu. Bununla aynı sayılarda olmasına rağmen bu ipimiz daha kalın olduğu için bakın daha e, arasında bayağı fark oldu. Bu elbisemiz daha büyük olacak yani. Şimdi artık Ölçüleri de söylediğime göre e, bu kollarımızın buralarını birleştireceğiz. Ve şu alt beden kısmını ineceğiz. Şuradan itibaren beden kısmını ineceğiz. Arkadaşlar modelimizi yapacağız. E, ve ondan sonra elbisemizi tamamlayacağız. Şimdi beraber kol birleştirmesini yap yapalım. Onu göstereyim. Şu bakın şu birleşmeyi yapacağız şurayı. Yani şöyle kollarımız şuradan birleşecek. 8 sıramızı yaptık. 3 zincirimizi çektik yine. Döndük. Artık elbisemizin düz tarafındayız. Yine aynısı gibi bu ilk boşluğa değil ikinci boşluğa batarak üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Şu şu boşluğumuza kadar. Bütün boşlukları dolduruyoruz. Evet ördüm sonuna kadar dediğim gibi şuraya geldim. Şu son gösterdiğim en sondaki trabzanın tepesine de son trabzanımı yaptım. Ve şimdi bakın bu şekilde burası kol. Bu boşluğun içine bir tane üçlü trabzan yaptım. Şu kolu aldım. İkisini birleştirdim bu şekilde. Şu şekilde bakın. Şurası kol. Tığımın üzerine doladım. Birleştirdiğim yerin karşısındaki boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Bakın kolumuz birleşmiş oldu. Bu şekilde kolumuz birleşti. Bakın şu şekilde zaten şurası alt beden kısmı olacak ve ortaya çıkmış oldu kol yerimiz yaptık bu boşluğa da trabzanı sonra devam ediyoruz tığımızın üzerine aldık sıradaki bakın şu artık arka ön dediğimiz yani ön kısmı elbisemizin ön kısmını yapacağız şu boşluğun içine hemen sıradaki boşluğun içine hemen bir trabzan yaptık ve gördüğünüz gibi birleşti devam ediyoruz bu şekilde devam ediyoruz bütün boşlukları elbisemizin ön kısmını üçlü trabzanlarla yine örüyoruz. Şu sonuna kadar bu boşluğa kadar örüyoruz. Şuraya kadar. Evet sonuna kadar ördüm. Diğer kolu birleştirmeye geldik. Burası yine diğer kolumuz. Ön kısmı sonuna kadar ördük. Tığımın üzerine doladım. Bu boşluğun içine bir tane üçlü trabzan yaptım. Kolumu aldım. şu şekilde yine bu boşluğun içine tığıma doladım. Bu boşluğun içine bir tane üçlü trabzan yaptım ve yine ikinci kolumu da bakın şöyle birleştirmiş oldum. Doladım hemen sıradaki şu boşluğun içine trabzanlarımı yapmaya başladım ve diğer düğme dikeceğimiz elbisenin arka kısmını şimdi örelim. Sonuna kadar örelim. Şuraya kadar. Evet. Burayı da sonuna kadar ördüm. Bakın. Bu şekilde şöyle göstereyim. Kollarımız ortaya çıktı. Şu şekilde birleşti. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım bakalım. Artık robamızı yapmış. Kollarımızı birleştirmiş olduk ve e, robayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi artık e, alt kısmını ineceğiz. Alt beden kısmını ineceğiz. E, şu, bu kurdele taktığımız e, kısmı e, öreceğiz döneceğiz. Şu arkayı birleştireceğiz. Çünkü burası birleşecek. Şu şuraya düğmeler dikilecek. Buradaki yaptığım gibi. Bakın şuraya düğmeler dikeceğim bunda da. Bakın birleşti. o şekilde devam edeceğiz. Artık alt beden kısmına başlayabiliriz. Başlayalım. 3 zincir çektik ve geri döndük. Şimdi bir sıra daha düz gideceğiz. E, trabzan gideceğiz. Şurada küçük bir artırmamız olacak. Elbisemizin alt kısmının, şu alt kısmının biraz daha şöyle e, dümdüz değil de hafif e, böyle daha güzel durması için, geniş durması için orada küçük bir artırma yapacağız. Orayı da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Devam edelim. Bu sırayı da ördükten sonra artık şu modelimizi yapacağız zaten. 3 zincir çektik. Geri döndük yine şu ilk boşluğa değil ikinci boşluğun içine ilk üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve devam ediyoruz bu şekilde artık bütün boşlukları artırma e, yok bütün boşlukları sırayla örüyoruz şu kol birleştirdiğimiz yere kadar şuraya kadar örelim Evet sonuna doğru geldim şurayı da ördüm şimdi şuradaki ayrıntıları göstereyim yine orada küçük bir artırma yapacağız demiştim Bakın şöyle devam ediyorum boşluklara üçlü trabzanlarımı yapmaya şimdi burada bakın şu trabzanın son trabzanın şu tepesine Bakın buraya da batıyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra yine doluyoruz. Bu boşluğun içine şu kol boşluğunun içine şöyle içinden geçiriyoruz. Bunun içine üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha 2 aynı yere bir tane daha 3. Burada küçük bir artırma yaptık ki elbisemiz şöyle aşağıya doğru inerken hafif şöyle kabarık durması için güzel bir görüntü oluyor o zaman. Aynı yere şuraya 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Şu son trabzanımızın tepesine battıktan sonra 3 tane daha yaptık. Ve devam ediyoruz. Hemen şu ilk boşluğun şu şekilde ilk boşluğun içine trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Bütün boşlukları yine hiç atlamadan devam ediyoruz. Şu anda elbisemizin ön kısmını örüyoruz. Şuraya kadar yine kol kısmına kadar şurada yine 3 e, tane artırmamızı yapacağız. Evet ördüm. Son kısmına kadar geldim. Yine kol kısmındayım. Yine ee, orada baş şurada yaptığımız gibi artış yapacağız şuraları beraber örelim kol kısmındaki artışı yapalım Bakın şöyle yaptım şuraya geldim şimdi burada hemen şu trabzanın tepesine yine bir tane bir üçlü trabzan yaptım ve buradan demin gösterdiğim gibi yine üç tane üçlü trabzan yapacağım aynı yere yine ikinciye ve aynı yere yine üçüncü buradaki artışımızı da yaptık ve şu düğme dikeceğimiz arka kısmın son kısma geldik devam ediyoruz ilk boşluğun içine yine ilk trabzanımı ilk üçlü trabzanımı yaparak devam ediyorum şekilde sonuna kadar örüyorum. Evet burayı da sonuna kadar ördüm. Şu en son trabzanımın tepesine batarak bitirdim. Şu şekilde ve 3 tane zincir çekiyoruz. Artık modelimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle çevireyim bakın bir kez daha şuradaki artırmalarımızda yapmış olduk kol altında bakın şu şekilde elbisemiz e, bu hafif eee burada bir genişlik olarak inecek alt beden kısmı artırma yaptığımız için Şimdi artık e, hem model e, şu hem modeli yapacağız. Hem de elbisemizin burayı model yaparken birleştireceğiz. Arkadaşlar şurayı da birleştireceğiz. Sürekli döne döne artık modelimizi alt eteğini öreceğiz. Zincirimizi çektik. Hemen bakın hemen yanındaki şimdi buradaki ilk boşluğa üçlü trabzan yaptık. Yine bu onun yanındaki ilk boşluğa üçlü trabzan yaptık. Üç tane trabzanımız oldu. Tığımızın üzerine doladık. Burada başlarken şu ilk trabzanın bakın şu 3 tane zincir çekmiştik ya onun şunun şu dibine hemen dibine batıyoruz. Bakın dibine battım bu şekilde başlatıyoruz modeli çektim bakın battım çektim topladım bir kez daha topladım bu şekilde şimdi bu hemen yanındaki boşluk bakın şu trabzanı yaptım onun yanındaki bu boşluğu atlıyorum hemen onun yanındaki şu boşluğun içine tığıma dolayıp arada bir boşluk atlıyorum yani üçlü trabzan yapıyorum birinci üçlü trabzanımız hemen onun yanındaki boşluğa ikinci üçlü trabzanımız tığıma doluyorum ve hemen onun yanındaki boşluğa üçüncü üçlü trabzanımız üç tane trabzanımızı yaptık bu bıraktığımız boşluğun içine şimdi tığımıza doluyoruz dönüyoruz arada bıraktığımız şu boşluğun içine takıyoruz bakın ipimizi alıyoruz ip arkadan geliyor çekiyoruz bakın bu trabzanlarımızın çaprazına gelecek kadar aldığımız ipi çektik iki tanesini bir örüyorum kalan iki taneyi de bir örüyorum bu şekilde Bakın modelimiz oluştu. Tekrar yapalım. Tığımızın üzerine doladık. Hemen son yaptığım trabzanın yanındaki tra boşluğu boş bırakıyorum. Onun yanındaki boşluğun içine şuna değil, bunun içine arada bir tane atlıyorum yani ilk üçlü trabzanımı yapıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum yanındaki boşluğa. 2 ve onun yanındakine bir tane daha yapıyorum. 3 tane yan yana üçlü trabzan yaptım. Yine tığımın üzerine doladım. Şöyle döndüm. Arada bıraktığım, boş bıraktığım boşluğun içine tığımı taktım. Hemen arkadan çıktı bakın şöyle ipimi oradan çektim ve uzattım çektiğim ipimi bakın uzatıyorum bunun bakın şu şekilde şuraya gelene kadar şöyle uzatıyorum bu trabzanların çaprazına gelene kadar sonra ipimi alıyorum bu ikisini bir örüyorum ve ikisini bir örüyorum işte bu şekilde modelimiz oluşuyor. Aslında çok kolay. Eliniz alıştıktan sonra örmesi çok keyifli. Yine arada bir tane boşluk atlıyoruz. Aradaki bir boşluğu atladık. Onun yanındaki boşluğun içine ilk üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir, onun yanındakine iki ve onun yanındakine üç. Üç tane yaptık. Doladık. Hemen o atladığımız boşluğun içine takıyoruz, çekiyoruz, ikisini bir alıyoruz ve ikisini bir alıyoruz. Evet, bakın yaptım ben hepsini arkadaşlar şimdi e, gösterdiğim gibi sizde dolanın. Şimdi tekrar anlamayanlar için bir kez daha gösterelim, bitirelim ve bu arka kısmı birleştirelim arkadaşlar son artık e, yapıyoruz arada bir tane atladım demin dediğim gibi 3 tane yan yana üçlü trabzan yaptım tığımın üzerine doladım bu atladığım boşluğa tığımı taktım çıkardım arkadan şuradan ipimi tığımla aldım ve bu boşluğun içinden çıkardım bu şekilde çektim aldığım ipimi şu trabzanların çaprazına gelecek şekilde şu ikisini bir örüyorum kalan ikisini de bir örüyorum ve modelim oluşuyor şimdi tekrar tığımızın üzerine aldık bir tane atladık ve onun yanındaki boşluğa ilk üçlü trabzanımızı onun yanındaki boşluğa ilk üçlü trabzanımızı burada bir boşluğumuz kalmadığı için bunun tepesine yapabiliriz fark etmez eğer kalmazsa hiç Yan yana da e, aynı boşluğun içine de yapabilirsiniz. Sayı illa aynı tutacak diye bir şey yok. Yani son tamamlayın yani son 3 e, üç tane üçlü trabzanda da. Ben bu şekilde şunun tepesine batarak 3 üç tane üçlü trabzanımı tamamladım. Tığımın üzerine yine doladım, atladım boşluğun içinden ipimi çektim. Şu şekilde ikisini bir aldım, ikisini de bir aldım bu şekilde. Şimdi artık elbisemizi birleştiriyoruz. Zaten dediğim gibi buraya düğmeler dikeceğiz ve düğmelerle arka kısmımız bebeğimiz rahat giysin diye e, kapatacağız. Düğmelerimizi açıp bebeğinize giydirebilirsiniz. Şimdi artık birleştiriyoruz. Birleştirme çok kolay zaten. Bakın karşıdaki ilk yaptığımız modelimizin şu şekilde İlk boşluğunun içine batıyoruz ve bunun içinden çıkarıyoruz. Şöyle batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Bakın. Artık birleşti. Artık elbisemizi döne döne öreceğiz arkadaşlar. Elbisemiz birleşti. Yani şu alt kısmı bu şekilde dönerek öreceğiz şimdi yine tekrar gösterelim 1-2-3 tane zincir çektik bu birinci üçlü trabzanımı sayıyoruz bu üç zincirimizi hemen yanındaki boşluğun içine 1-2-3 tane zincir çektik onun yanındaki boşluğun içine 3 üç tane e, üçlü trabzan yaptık 3 üç tane üçlü trabzanımız oluştu tığımızın üzerine doladık. Hemen şuradaki bakın şu birleştirdiğimiz ikisini birbirine birleştirdiğimizin arasındaki boşluğa tığımı taktım. Onun içinden çektim. İkisini bir ördüm, ikisini bir ördüm. Evet, ilk modelimizi yaptık. Ve devam ediyoruz şu boşluğun içine yapmıştık en sonki trabzanımızı bakın sonra bu boşluğu hemen şu yanındaki şu boşluğu atlıyorum şunu bunun içine yaptım bunu atlıyorum bunun içine yapıyorum yani arada bir tane boşluk atlıyoruz her zaman bakın hemen üstüne denk geliyor zaten alttakinin birinci trabzanım hemen bunun üstündeki İkinci trabzanım hemen bakın bu üçlünün üzerine denk geldi. Bakın üçlünün üzerindeyiz. Doladık. Arada atladığımız şu boşluk bakın ve modelimizi oluşturduk yine. Hemen üstüne denk geliyor modelimiz böyle e, şu şekilde üst üste geliyor yani. Evet geçiyoruz yine. Bakın bunun içine yapmıştık en son trabzanımızı. Şimdi şunu atlıyoruz. Bunun içine yapmıştık şunu atlıyoruz. Şu aradakini. ikisinin arasında bak. İkisinin arasında bunu atlıyoruz. Hemen şunun içine. 1 2 3 kere de çıkıyoruz. Hemen onun yanındakine ve hemen onun yanındakine 3 tane 2 üçlü trabzanımızı yaptık. Bakın yine tam şu alttakinin tam üstüne denk geldi. Doladık ve aradaki şu atladığımız boşluğa tığımızı taktık modelimizi yaptık işte bu şekilde modelimiz arkadaşlar oluşuyor beraber bir tane daha yapalım atlıyoruz şunu şunu atlıyoruz buna bir iki 3 doladık atladığımızın içine İşte bu şekilde model ortaya çıkıyor. Hepsi üstüne denk geliyor arkadaşlar. Şu aralardaki boşluklarda bizim şunu yaptığımız boşluklar oluyor bu şekilde. Evet ben tamamen dolandım geldim. Şimdi sonuncuya geldim. Yine burada yine şuna birleştirme yerimiz var. Her seferinde yapacağımız gibi son modelimizi de yapalım. yaptık ve ne yapıyoruz? Bunun şu ikisinin arasındaki boşluğa takıyoruz ve şu şekilde çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Yine döneceğiz. Bakın. Bu şekilde. Arkasındayız şimdi. Birleştirdik yine. 3 zincirimizi çektik. Onu ilk üçlü trabzanımız saydık. Onun yanındaki boşluğa ikinciyi yaptık. Onun yanındaki boşluğa üçüncüyü doladık. Aradaki şuraya hemen şu birleştirdiğimiz, bakın şuraya yaptık ve ilk modelimizi yaptık. Demin gösterdiğim gibi yine. Üçüncü sıramıza geçtik model kısmında beden kısmında bu şekilde devam edeceğiz bu şekilde üçüncü sıradayız şöyle bakalım şimdi artık bakın elbisemiz çok güzel bir şekilde ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar gerçekten örmesi de çok keyifli bittikten sonra da çok şık bir elbise oluyor bakın bu şekilde devam edeceğiz artık şimdi bu alt eteğini isterseniz bebeğinizin boyuna çocuğunuzun boyuna ölçebilirsiniz isterseniz istediğiniz boyda örebilirsiniz ister mini elbise olarak örebilirsiniz ister uzun benim verdiğim sayıda da örebilirsiniz isterseniz Kaç tane model yapacağımızı söyleyeceğim. İsterseniz benim verdiğim sayıda da örebilirsiniz. Ben şimdi altı tamamen ineceğim. Boyu bitireceğim. Ve size ne kadar kaç sıra yaptığımı Şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi alt tarafını ördüm. Geldim elbisemin. Ee, sayısını vereceğim demiştim. Aynı gösterdiğim gibi modeli e, tamamen gösterdiğim şekilde ördüm Arkadaşlar bu şekilde ortaya çıktı başka hiçbir şey yapmadım tam 15 sıra model yaptım şunlardan arkadaşlar 15 sıra yaptım isterseniz daha uzun yapabilirsiniz dediğim gibi isterseniz daha kısa yapabilirsiniz bebeğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz sonra Elbisemize e, bu renk kurdele seçtim ben. istediğiniz kurdeleyi de seçebilirsiniz. Kurdelemi e, trabzanlarımın arasından bakın. 3 trabzan üstten 3 trabzan alttan olacak şekilde geçirdim. E, bu şekilde elbisemi oluşturdum arkadaşlar. elemi geçirirken de arkadaşlar şu şekilde bakın hafif ee, sıktım bu beli ince görünsün diye elbisemizin bakın daha düzgün daha şık duruyor hafif böyle kurdelemi sıkarak geçirdim öyle de yapabilirsiniz sonra elbisemin arkasına gelirsek dediğim gibi arkasına da e, düğme dikeceğiz demiştim bakın iki tane ahşap düğme diktim siz istediğiniz başka renk elbisenize uygun düğme de dikebilirsiniz bakın kurdelemizi geçirdim şuralardan hafif sıktım çektim kurdeleyi e, zaten ilk açmaya gerek yoktu trabzanlarımızın arasında düğmelerimiz bu şekilde geçti ve elbisemiz bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar çok şık çok kullanışlı güzel bir bebek elbisemiz oluştu ee, bu şekilde yaptım ve bitti siz tabi kurdele geçirmekte e, kendi fikriniz geçirebilirsiniz de yapmaya da bilirsiniz e, çiçek örerek e, burasına e, ya da şurasına çiçek örerek de süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bu şekilde yaptım. Fikir üretmek size kalmış. Modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.